Az önce gazeteci Zeynep Gürcanlı ile mülakatımızda da aynı konuyu gündeme getirmiştik. Eğer ben bu Türkiye'yi biraz tanıyorsam, eğer Türk insanının kafasını biraz tanıyorsam, orada muhtemelen protokolden görevli bir yetkili ya da yetkisiz birisi Ursula von der Leyen hanımefendiyi işte orada Sayın Charles Michel'in asistanı, sekreteri, belki hani eşlik eden eşi ya da özel kalem müdüresi filan zannetmiş olabilir. Yani esas kişi bir erkek orada, Charles Michel ve Sayın Cumhurbaşkanı, hanımefendi de işte orada İngilizce'de sidekick dedikleri böyle bir yan unsur ya da yardımcı aktris görevinde saymış olabilir. Yani inşallah öyle değildir. Gelin bu mesele Avrupa'nın başkenti ya da Avrupa Birliği'nin merkezi Brüksel'de nasıl yankılandı ve dünkü görüşmelerde neler ele alındı bir bilene soralım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Avrupa Birliği Brüksel temsilcisi Sayın Kader Sevinç canlı yayınımıza konuk oluyor. Kader Hanım, iyi akşamlar efendim, merhabalar. İyi akşamlar Zafer Bey. Çok teşekkürler. Şimdi şu yaşanan görüntüleri siz izlediğinizde ya da dün akşam saatlerinde haberdar olduğunuzda neler hissettiniz? Tabii ülke adına hazin görüntüler, utandırıcı görüntüler. Bugün tüm gününden itibaren Avrupa Birliği kurumları aslında bununla çankalandı. Hem Brüksel hem AB başkentleri bununla çalkalandı. Türkiye adına son derece namus, son derece kötü bir görüntü. Zaten tüm diğer gelişmeleri de göz önüne aldığımız zaman aslında Türkiye'deki kadına verilen değer, kadının karar alma mekanizmalarında hem siyasette hem demokratik kurumlarda nerede görüldüğünü de gayet net bir şekilde ortaya koyan bir tablo. Bir yönüyle çok büyük eleştiriler geldi. Şöyle ki hem Erdoğan'a yönelik böyle bir eleştiri geldi. Bu nasıl bir protokol hatasıdır? Niçin böyle bir muamele yapıldı dendi. İki türlü yorum var. Bir hata olduğu yönünde yorumlar var. Bir diğer yorum ise bunun gayet bilinçli olarak yapıldığı, aslında Erdoğan'ın orada Avrupa Birliği'ne bir mesaj vermeye çalıştığı yönünde, kendi elini müzakerede de güçlendirmeye çalıştığı yönünde de yorumlar yapıldı. Çünkü aynı benzer davranışları kimde görüyoruz mesela? Putin'de görüyoruz, Rusya'da görüyoruz. Bunun çok benzerini Borrell'e yapmışlardı, Avrupa Birliği Dışişleri Bakanı diyebileceğimiz Dışişleri Kurumu'nun başındaki Josep Borrell'e yapmıştı Putin. Dolayısıyla onun bir devamı, onun bir benzeri olduğu konuşuluyor. Ülke adına üzüntü verici ama söz konusu kişinin kim olduğuna bakınca Türkiye'de bunu yapanın çok farklı bir şey beklenmiyordu zaten. Peki bir yandan da şimdi bu haberin sunuşunu yaparken, daha önceki sizinle bağlantı kurmadan önce haberin bandını izlerken burada aramızda konuşuyorduk. Orada Charles Michel'in de bir tavır alması gerekmiyor muydu? Yani Sayın Cumhurbaşkanı davet ediyor Sayın Michel'i, o da gidip pekala o koltuğa kuruluyor. Ya Ursula Hanım ne olacak filan diye onun da bir tepki göstermesi gerekmiyor muydu? Yani siz olsaydınız onun yerinde bu kadar kolay gidip çöker miydiniz o koltuğa? Çok doğru bir noktaya temas ettiniz. Bu da çok eleştiriliyor şu an Avrupa Birliği içerisinde. Göreceksiniz, Türkiye ile ilgili tartışmalar olacak önümüzdeki haftalarda Avrupa Parlamentosu'nda. Orada bu konu çok işlenecek parlamenterler tarafından. Ben olsaydım açıkçası, ben eğer Ursula von der Leyen'in yerinde olsaydım çekip giderdim. Oradaki doğru davranış o olurdu. Ama Charles Michel'in yerinde olsaydım da hemen bu durumun düzeltilmesi için müdahale ederdim. Ama görünen o ki Avrupa Birliği kurumları ve Avrupa Birliği kurumlarının liderleri kendilerini öylesine bir altın kafese kapatmış durumdalar ki ve öylesine bir motivasyonla gelmiş durumdalar ki Türkiye'ye ve bu Erdoğan ziyaretinde bir tasarım ki onları bunu yapmaktan bile alıkoymuş. Evet, yani ortada çok yönlü bir hata var ama ciddi bir skandal, hatta rezaletten de söz etmek mümkün herhalde. Gelelim şimdi içeriğine görüşmelerin. İki önemli lideri Avrupa Birliği'nin uzun bir süre sonra Ankara'da en üst düzey karar alıcıyla masaya oturdular. İşte Aralık zirvesinden, Mart zirvesinden bugüne sarkan, yani dünkü görüşmeye sarkan bir kalın bir dosya, klasörler masaya geldi. Sizce en çok hangi konunun üzerinde durdular? En ağır ve çarpıcı vurgu neyin üzerinde yapılıyor Brüksel'den bakıldığında? Şimdi hem Michel hem von der Leyen, şunu unutmayalım ki iki AB kurumunun sözcüsü noktasında bir noktada oradalar.
aslında onlar AB liderlerinin aldığı kararın sözcülüğünü yapmaya, onun müzakeresini yapmak üzere memur olarak gelmiş durumdalar. Bu ziyaret ona dair bir ziyaret. Buna o yüzden ne konuşulduğunu anlamamız için de aslında Mart ayında neler olduğuna, Mart zirvesinde neler olduğuna bakmamız gerekiyor. Burada da hemen onun sonuçlarını görüyoruz. Ne yapmıştı Avrupa Birliği? Biraz değerleri bir kenara bırakıp bizim şimdi işimiz var. Çünkü Türkiye ile mülteci anlaşmasını, göç anlaşmasını uzatmamız gerekiyor. O yüzden ona öncelik verelim. Bu işi eğer halledersek o zaman dediler Erdoğan'a üst düzey görüşmeler, bir takım alanlarda belki bunu özellikle vurgulamak isterim, belki ilerleme olasılığı, gümrük birliğinin modernizasyonu konusunda ön görüşmeler, hemen açılması vesaire gibi bir şeyden bahsedilmiyor bu müzakerelerin. Ama buradaki bu ziyaretin en önemli başlığı tabii ki göç anlaşmasının yenilenmesi. Yine aldığımız haberlere göre bu anlamda da, bu bağlamda da Türkiye'deki iktidara Avrupa Birliği şöyle bir tasarıyla, şöyle bir öneriyle geldi. Biz daha önce taahhüt etmiş olduğumuz 6 milyar euroluk ödemeyi daha da yükseltmek istiyoruz. Aman siz yeter ki mültecileri Türkiye'de tutun. Bu aslında hem Türkiye'yi aşağılamak anlamına gelir. Türkiye'de bunu kabul eden iktidar demokratik ve dirayetli bir iktidar olamaz asla. Ama aynı zamanda bu Avrupa Birliği açısından da utanç verici bir durumdur. Evet, olağanüstü bencil bir tavır gibi gözüküyor. Yani çok sayıda başka konu başlığı dururken Avrupa'nın bunu çok önemli bir başlık olarak sürekli ikili ilişkilerde öne çıkarması da tabii Avrupa açısından da pek övünç duyulacak bir tavır değil gibi. Şimdi masada insan hakları meselelerinin de ele alındığı, özellikle İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının Türkiye'nin ve tabii Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Demirtaş ve Kavala kararları ya da o konuda yaptığı nasıl derler, aldığı tavır ve Türkiye'ye yaptığı uyarılar da gündeme gelmiş gibi gözüküyor. Bu ne kadar öncelikli bir konu başlığı olarak görülüyor Brüksel'de? Von der Leyen ve Charles Michel açısından bakacak olursak, çünkü Avrupa Birliği biliyorsunuz çok katmanlı bir yapı. Her kurumun, Avrupa Birliği içerisindeki kurumun yansıttığı öncelikler farklı. Avrupa Parlamentosu ne diyor deseniz çok farklı bir yanıt verirdim. Ama von der Leyen'in başında olduğu AB Komisyonu veya Charles Michel'in başında olduğu AB Konseyi dediğinizde başka yanıtlar veriyorum. Onlar açısından en azından kısa ve orta vadeli olarak baktığımızda bunlar hemen acil öncelikler gibi görünmemekteler. Hatta uluslararası basın da bu konuda yorumlar yaptı, çok haber yer aldı. Neredeyse isteksizce bu konuları gündeme getirdi dedi. Neden? Çünkü von der Leyen üzerinde ve Charles Michel üzerinde Avrupa Parlamentosu ve üye ülkelerden çeşitli siyasi gruplar çok yoğun baskı uyguladılar. Siz nasıl olur da İstanbul Sözleşmesi konusunda sesinizi çıkartmazsınız dediler. Siz nasıl olur da Türkiye'de demokratikleşme ile ilgili bu kadar ciddi olaylar olurken siz bu konularda sesinizi yükseltmezsiniz. Bir katılımcı ülke söz konusu olan, yerine getirmesi gereken taahhütler söz konusu dediler. Dolayısıyla burada gündeme getirmiş olması önemlidir. Bu Avrupa Birliği içerisindeki dengelerin de aslında nasıl evrildiğini görmemiz bakımından önemli. Ama üye ülkeler öncelikli olarak aman Türkiye mültecileri Türkiye'de tutsun ve aynı zamanda Yunan adalarına geçmiş olan mültecilerin de geri alımıyla ilgili süreçler işletilsin. Doğu Akdeniz'de de hem Yunanistan'ın hem Güney Kıbrıs'ın isteklerine Türkiye uysun yönünde bir eğilim olduğu çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. Ama bu sürdürülebilir strateji değildir. Bu sürdürülebilecek bir şey değildir. Haziran ayı içerisinde yapılacak olan zirvede de bunun sonuçlarını, bu işin nereye evrildiğini daha net bir şekilde görmüş olacağız. Şimdi Kader Hanım, bir yandan da çok iyi hatırlıyorum sizinle 25-26 Mart zirvesinin sonrasında da, yani Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nin sonrasında da bir canlı bağlantı yapmıştık. O gün de gündeme getirmiştik bu konuyu. İşin belki de hiç dikkatimizi çekmeyen ama asıl üzerinde durmamız gereken
unsurlarından biri de Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki o tam üyelik müzakerelerinden, fasılların açılmasından, işte onların tamamlanmasından filan uzun süredir söz edilmemiş olması ve dünkü Ankara zirvesinde de bu konunun gelmemiş olması gibi gözüküyor. Bu bizi ne kadar çok rahatsız etmeli ya da artık unuttuk mu o konuyu? Aslında bizi çok rahatsız etmeli. Yani Türkiye'deki tüm demokratları çok rahatsız etmeli. Kimi rahatsız etmez? Demokrat olmayanları etmez. Çünkü Avrupa Birliği süreci dediğimiz şey, reformlar dediğimiz şey, katılım süreci dediğimiz mesele aslında temel demokratikleşme alanlarında standartları karşılamak, reformları yapmak, ülkeyi ileriye taşımak anlamına geliyor. Bundan kim hoşlanmaz? Ancak otoriterler ve onların takipçileri hoşlanmazlar. Dolayısıyla Türkiye'deki demokrasi bloğunun da, sivil toplumun da, basının da, akademinin de bunu bir dert edinmesi, bir mesele edinmesi ve gündemden düşürmemesi gerekiyor. Bazen Avrupa standartlarını, Türkiye'nin Avrupalı geleceğini, Avrupa'daki kaderini, bazen Avrupa'yı yöneten, Avrupa'da yönetici pozisyonunda olan kişilere rağmen savunmak gerekmektedir. Çünkü Türkiye şu an çok kritik bir süreçten geçiyor ve Türkiye'nin hem bu süreçten kopmamasını ama aynı anda da geleceğe, bu iktidardan sonraki döneme de çok sıkı hazırlanması gerekiyor. Çünkü bu bizim için bir ulusal çıkar meselesi. Biz Avrupa Birliği'nin bölgesindeyiz, Avrupa Birliği'nin aldığı tüm kararlardan etkileniyoruz. Bizim masada olmamamız demek, sadece gümrük birliğiyle yetiniyor olmamız demek, bizi adeta bir sömürge pozisyonuna düşürmeleri anlamına gelir. Çünkü sadece ve sadece sömürgeler kendilerinin masada olmadığı kararları kabul ederler. Türkiye asla ve asla böyle bir şey kabul edemez. Evet, yani baktığımız zaman peş peşe pek çok zirvede, yani şöyle son 3-4 yıldır, belki de daha uzun bir süredir hep bu göçmen meselesi gündeme geliyor. Başka detaylar gündeme geliyor ama tam üyelik hedefinden, tam üyelik idealinden, işte daha fazla Avrupa'ya entegre olmaktan, onların tarafında da bizim tarafımızda da çok fazla söz eden yok gibi gözüküyor. Herhalde bu da üzücü bir manzara gibi, ne dersiniz? Aslında şöyle, haklısınız. Aslında Avrupa Birliği tarafında bundan söz edenler var. Mesela Finlandiya yakın zamanda, Finlandiya hükümeti bu yönde bir rapor da yayınladı ve dedi ki Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecini hem sürdürmek zorundayız. Çünkü Türkiye'nin demokratikleşmesi için ve Türkiye'deki demokrasinin güçlenmesi için bu önemli bir hedeftir dedi. Ve burada da gayet açık bir şekilde Türkiye'nin tam üyeliğine olan desteğini örneğin açıkladı. Dolayısıyla Avrupa Birliği içerisinde aslında bizler gibi düşünenler az değil, sayıca az değiller. Lakin Türkiye'de böyle düşünenler de az değiller. Türkiye'de bugün Türkiye'nin AB üyelik sürecine olan destek, kamuoyu desteği %70'lerin üzerinde bir rakamı işaret ediyor. Otoriterleşme arttıkça Türkiye'nin Avrupalı kaderine olan destek de artıyor. Önemli olan Avrupa'daki bu kesimlerle Türkiye'deki demokrasi yanlısı, Türkiye'nin Avrupa'daki kaderi yanlısı kesimlerin daha iyi buluşması, ortak bir arenada buluşması ve Türkiye'nin ileriye taşınabilmesi. Bizim Avrupa Birliği içerisindeki gericilerle, gericilerin bizi Avrupa Birliği içerisinde tutmak, dışında tutmak isteyen kesimlerin bizi engellemesine izin vermemeliyiz. Peki. Sayın Kader Sevinç, çok teşekkürler efendim yayınımıza katıldığınız için. Sağ olun. Çok teşekkür ederim beni konuk ettiğiniz için. İyi akşamlar efendim.